Ne olur Cahit Bu Bey? Yani ortalama ücret rakam, görüşmeleri ortalama rakam ne olur hani 4000 olur mu? düşünüyoruz biz de. 3800, 4000, 4000 4000. Bugüne kadar civarları. ortalama olarak enflasyon artışının yaklaşık %50 üzerinde bir asgari ücrete zamla biz bugüne kadar getirmişiz. Yani ortalama olarak 2002'den bugüne kadar asgari ücret ne kadar, enflasyon ne kadar? Bu dikkate alındığı zaman yıllık enflasyon ortalamasının efendim %10'sa %15, %15 ile %22,5, 23 oranında Şu an bir zam yaparak enflasyon getirmişiz. %19,8 yıllık. Diyelim ki %20 diyelim. %30 mu verirsiniz şeyi? Yani inşallah bu noktada TÜİK'in ortaya koyduğu veriler, biliyorsunuz Cem Bey, malum asgari ücret komisyonu toplandığı zaman bu noktada bir taraftan bakanlık, sendikalar, TÜİK'in verileri ve bütün emtia fiyatlarındaki değişiklik dikkate alınarak masaya yatırılıyor ve bu noktada vatandaşımızın refahını artıracak ve tabii ki kur karşısında da erozyonu ortadan kaldıracak bir rakam olacaktır. Şu noktada inşallah asgari ücret netleştiği zaman yine sizlerle televizyon programı yaparız. Orada da İnşallah. görülecektir ki inanın belki de 2002'den bugüne kadar AK Parti hükümetlerinin biraz önce ifade ettim. Enflasyonun %50 üzerinde hep zam vererek geldiğimizi ifade ettim. Yani buradan çıkabilecek sonuç şudur. Gördüğümüz ve beklediğimiz ve çalışmaların da bu istikamette olacağını biliyoruz. İnşallah 19 yıllık dönemde ortaya koymuş olduğumuz asgari ücret zammının en üst seviyede belirlendiği bir zam Evet. olacağını buradan Peki ifade edebilirim. 4000 lira gibi bir şey olabilir mi? Yani bu dediğiniz, bu anlattıklarımızdan çıkabilecek sonuç belki bu taraf buraları gösteriyor. Ama endişe etmeyin diyorum. Bunun Çünkü belki de şöyle vatandaşlarımızın refahını, evet tam da budur. yani Halkın adamı, milletin adamı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar ortaya koyduğu tavır da buydu. Bekleneni yine yapmıştır. Peki İnşallah kiradır, milletimize yemektir, hayırlı olsun odur. diyebiliriz. Yani ben şöyle hesaplıyorum. 2825 lira, %20 enflasyon, %30-40 olsa, çünkü gıdada enflasyon biraz daha yüksek. Belli ki 4000 lira gibi bir rakam üzerinde çalışıyorsunuz diye anladım ben.